Hapishanelerde artan hak ihlalleri ve tecritin ağır etkileriyle mücadele eden mahpuslar ekonomik olarak da yıpratılmaya, yalnızlaştırılmaya çalışılmaktadır. İçme suyu ve temizlik malzemelerini dahi parayla satın almak zorunda olan mahpuslara ekonomik desteği engellemek için akıl almaz yollara başvurulmaktadır. Bugün sağlık durumunu kamuoyu ile paylaşacağımız mücadele arkadaşımız Hatice Onaran'da olduğu üzere ekonomik desteğe ihtiyacı olan mahpuslar adına hapishane idaresine para yatırılması dahi suç sayılmakta, dayanışma bu yolla engellenmeye çalışılmakta, mahpusa adeta yalnız başına açlık ve ölüm dayatılmaktadır. 655. F oturmasında bu hafta halen Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi'nde tutulan hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran'ın sağlık durumunu paylaşıyoruz. 60 yaşındaki Hatice Onaran, lumbar vertebrada ileri derecede skolyoz ve kolon kanseri hastası olup %79 engelli raporu bulunmaktadır. Derneğimizin ve hapishane komisyonumuzun üyesi ve özelde mahpus hakları savunucusu olan ve hasta mahpusların tedavi hakkına erişimi için mücadele eden Hatice Onaran, kolon kanseri tedavisi devam ederken hapisteki yakını ve derneğimize yardım başvurusu bulunan birkaç mahpusa insani bir duyarlılıkla ve 450 TL gibi cüzi miktarda bir parayı hapishane idaresi hesabına yatırmak yoluyla destekte bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen hapis cezası kesinleştiği için tutuklanarak hapishaneye konuldu. Hatice Onaran 2020 yılında kalın bağırsakta tespit edilen kitle nedeniyle ameliyat edilmiş. 2014 yılı Ocak ayında yapılan tetkiklerde ise kanserin bağırsak içine yayıldığı tespit edilmiştir. 16 Ekim'de periyodik kontrol ve muayene randevusu bulunan ve 3 ayrı vücut bölgesinden tomografi çektirmesi ve detaylı biyokimyasal analiz yaptırması gereken Hatice Onaran'ın hapishane koşullarında bu randevusuna götürülüp götürülmeyeceği dahi halen netleşmemiştir. Hatice Onaran'ın hastalıklarının tedavi ve takibi yanında özel beslenme ve hijyenik bir ortamda yaşama ihtiyacı bulunmaktadır. Hapishanede bu koşullar sağlanamayacağından kanser hastalığının hızla ilerlemesi ve yayılması ihtimali güçlenmektedir. Mücadele arkadaşları olarak Hatice Onaran hakkındaki suç isnadını akıl dışı bulurken bu akıl dışı davada verilen akıl dışı ceza hükmü yine akıl dışı bir kararla kesinleşmiş oldu. Şu sorularımıza cevap istiyoruz. Mahpuslar için idare hesabına yatırılan ve idare tarafından harcanan bir para ile örgütsel faaliyet nasıl destek olunur? Örgütsel faaliyete nasıl destek olunur? Bu hapishanede örgütsel faaliyet var ve idare eliyle finanse ediliyor anlamına gelmez mi? Böyle değilse bu suçlamanın ve cezanın hukuk dışı olduğunu göstermez mi? Hatice Onaran'ın böylesine hukuk dışı bir kararla tutuklanmasını da engelli ve hasta bir mahpus olarak hasta mahpus listemize yazmak durumunda kalmayı da kabullenmemiz, normalleştirmemiz beklenemez. Bu nedenle hastalık durumu ve hapishane koşullarının sağlığına olumsuz etkileri de göz önüne alınarak derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. 655. F oturması kapsamında bu hafta hasta ve engelli mahpus Hatice Onaran ve bütün engelli ve ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hatice Onaran serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan haklarıyla insandır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Hatice Onaran serbest bırakılsın. Hatice Onaran
Hatice Onaran serbest bırakılsın. Hatice Onaran yalnız değildir. Hatice Onaran yalnız değildir. Hatice Onaran.